Toplantıdan daha konusu olan kronik hastalıklarla kapsamlı ve bütüncül yaklaşımla
kendi penceremizden baktığımızda bu konuyla ilgili ne gibi sorunlarımız var? Onları da sizinle kısaca bir paylaşayım istedim. Konuşmamın sonunda bazı küçük paylaşımlarım da olacak. Aile kimliğinin gelişmesinde rol oynayan birinci faktörün bu olduğunu benim daha önceki sunumlarımın çoğunda buradaki arkadaşlarımın birçoğu biliyor. Ama bu sunumun içerisindeki neden gereksinimle ilgili olduğunun alt başlığına baktığımızda burada gördüğünüz gibi bulaşıcı ve kronik olmayan hastalıkların artmış olması ve bu hastalıkların artması nedeniyle birinci basamakta görev yapan hekimin daha farklı bilgi ve becerilerle donanması gerektiğiyle ilgili bir temel yaklaşımımız var. Niye bunu söylemek istedim? Aslında bu sempozyumun oluşumundaki ve neden kronik hastalıklar ve neden kapsamlı ve bütüncül yaklaşım konusu, neden bizim için kronik hastalıklar sorusunun belki yanıtı da burada yatıyor. Çünkü gerçekten aile kimliği disiplininin oluşmasının temel gerekçelerinden birisi kronik hastalıklar. Dolayısıyla da bizim bu anlamda hep üzerinde durmak istediğimiz temel bir konu. İkinci slaytta bakanlığımızın bu konuyla ilgili her zaman övünçle, her zaman hakikaten sağlık hizmetleri bir yayınlığının artması anlamında önemli vurgu yaptığı bir slayt bu. Yani biz 3.2'den 8.2'ye geldik ve toplumda çok fazla sağlık hizmetine yararlanım arttı ve bu güzel. Sadece teorik anlamda baktığımızda belki güzel. Belki ilk anlamda hakikaten hoş. Evet, daha çok kişi birinci basamağa ve ikinci basamağa başvuruyor. Her ikisinde de bir artış var. Gördüğünüz gibi 1.1'den 3.3'e 3 kat artmış. Öbürü de 2'den 4.9 aşağı yukarı o da 3 kat civarında. Yani hem birinci basamakta hem de ikinci basamakta, üçüncü basamakta bir artış var. Dur alayım bari. Artışın aslında henüz elimizde çok ayrıntılı bir analizi yok. O nedenle de bu söyleyeceklerim çok kanıta dayalı bir söz değil. Ama bir şüphe, bir araştırıcı olarak, bir akademisyen olarak acaba sorusunu sormamız gerektiğini düşündüğüm bir slide olduğunu düşünüyorum. O da şu, gerçekten bu kadar çoksa acaba bu durumda kronik hastalıklar ve bu kronik hastalıkların çözümü konusundaki bir kısım sorunlarımızı aşamadığımız için bir kısım hastalar gereksiz yere ilk kere gelmesi gereken bir durum için 5 kere farklı hekimlere veya aynı hekime gidiyor ve gidiyorsa da hala bu sorununu çözemeyip tekrar evine sorunu devam eden pozisyonda geri dönüyor. Sanırım bunu kendimize sormamız gerekiyor. Rakamın yüksekliğini sorgulayalım ama rakamın içeriğinin altında yatan durumu da sormamız gerektiğini düşünüyorum. Kronik hastalıkların konuşulduğu bir toplantıda diyetin son derece önemli olduğu, en sağlıklı diyetin de meyve olduğunu vurgulamak için bu slide koymak istedim. Dünya Sağlık Örgütü kronik hastalıklarla ilgili bazı rakamlar söylüyor. Diyor ki 57 milyon ölümden 36 milyonu yani tüm ölümlerin %63'ü kronik hastalıklar. Ve bunun önemli bir kısmı da şu 4 grubu içeriyor. Ve yine kronik hastalıklardan ölümlerin %80'i bizim gibi düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde oluyor. Ve yine bu kronik hastalıkların bağlı ölümlerin 1/4'ü 60 yaşın altında gerçekleşiyor. Yani erken ölüm. Sorunun büyüklüğü ve yapmamız gerekenler anlamında son derece çarpıcı bir belirtiler. Ve yine eğer biz şu sorunları çözebilirsek ki çok basit, tütün, beslenme, günlük egzersiz yapıp yapmama ve
alkol kullanımı konusundaki sorunlarımızı başarabilirsek, biz bu hastalıkların önemli bir kısmını önleyebiliyoruz. Hatta bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir başka biraz sonra bir bilgiyi vereceğim. Önemli bir kısmını çözebiliyoruz. Sadece bu dört sorunu çözebildiğimiz durumda. Ve kronik hastalıklar sadece bir sağlık sorunu değil. Aynı zamanda o toplumun gelişmesini engelleyen, önemli bir gelişimi engelleyen faktör olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü tedavi harcamalarıyla, toplumu yoksullaştırmasıyla ve zamanı verimsiz kullanıma neden olmasıyla son derece önemli, son derece kritik yaklaşımları karşımıza çıkıyor. Hepimizin bildiği bazı rakamlar, 2008'de 20 yaş ve üzeri 1,5 milyon çocuğunun olduğu ve 5 yaş altında da 43 milyon çocuğun fazla kilolu olduğu ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nü tespit ediyorlar. Ve yine tütün kullanımı ile ilgili 31 Mayıs biliyorsunuz önemli bir gün. 6 milyon kişi yıldan tütüne bağlı hastalıklar nedeniyle kaybediyoruz ve bunun 2020 yılında 7,5 milyona çıkacağı ve toplam ölümlerin %10'unu teşkil edeceği tahmin ediliyor. Evet, biraz önceki saydığımız bu risk faktörlerini önlediğimiz takdirde kalp hastalıkları, strok ve tip 2 diyabetin 1/4'ünü önleyebiliyoruz. 1/4. Evet. Sadece 1/4 diyen bunların dışındaki faktörler ve kanserlerin %40'ını önleyebiliyoruz. Yapacağımız tek şey ne? Beslenme, tütün, alkol ve egzersiz. Ve bunlar yapılamayacak, bunun için çok ekstra para, diğerlerden almamız gereken ilaç, diğerlerden almamız gereken çok özel bir bilgi de yok. Bunların da ilgili hepimiz aslında belirli bilgi ve becerikle donanmış durumdayız. Ama bir eksiğimiz var. Bunu konuşabilecek ve bunun için kendimizi yeterince şeyi görebiliyorum. Bu çiçek benim bahçemdeki bir çiçek. Onu da özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bahçem deyince böyle 24-30 dönümde bahçem değil. Yanlış anlaşılmasın. 400 metrekarelik bir bahçe. Ama bu bahçeyi kendime göre güzel yapmaya çalışıyorum. Yukarıda saydığımız kronik hastalıklar ve bu kronik hastalıkların yönetimi çoğunlukla birinci basamak ortamının yapılması gerekiyor ve yapılmalı. Ve maalesef bu konuyla ilgili beklediğimiz düzeyde de başarı sağlayamıyoruz. Neden veriyoruz? Bununla ilgili Amerikalı bir tıp adamı çok hoş bir söz etmiş. Acil hükümdarlığı. Gerçekten önemli. Çünkü diyor ki hastaların akut semptomları ve endişeleri daha az acil kronik hastalıkların optimal yönetimini engelliyor. Günlük polikliniğinizi bir gözünüzün önüne getirin. Şu acil diyabetini aldık. Şu önemli bir işte şu peki öbür taraftan diyabet hastalığı, öbür taraftan hipertansiyon hastalığı, öbür taraftan KOAH'lı hastamız acaba ne durumda? Peki onlara ne kadar zaman ayırabilir? Ve nereye? Bir çalışma yapılmış 2005'te Amerika'da 2500 nüfuslu olan bir hekimin sık görülen kronik sorunları için günde 10.6 saate gereksinim olduğu hesaplanmış. Yine 2500 nüfusu olan bir hekimin koruyucu hizmetler için 7.4 saatine ihtiyacı var. İkisini topladığımızda 18-19 saatlik bir süreyi kapsıyor. Peki günlük çalışma saatimiz ne kadar? 8. Yani 8 saatlik bir sürede bizden istenen ve bunun kronik hastalıklar dışında da onlarca görevimiz var. Yani biz bir taraftan diyoruz ki akut ve kronik hastalıkları koruyucu, tedavi edici, tedavi edici hizmetleri en tek olarak verebileceğimiz sıkıntılarımız var. Bir de bütüncül yaklaşım içerisinde bu işi yapıyoruz. Yani olayın fiziksel boyutunun yanında ruhsal, toplumsal
kültürel ve varoluşsal boyutlarıyla ele almanızı da istiyorum. Ve diyoruz ki, bu boyutlarıyla ele alarak bunu anlaştırmaya çalışırsanız, gerçekten doğru çözüme ulaşma konusunda son derece iyi fırsatlarınız olur. Ama bunun için bir süre sanıyorum 24 saat aşıyor. Eğer 2500 hastaysa. Ki bizim ülkemizdeki şu andaki ortalama sağlık bakanlığı verilerine göre 3400 küsür. Bunu anlamışım. Bir kısmınız 3900 hastaya bakıyorsunuz, bir kısmınız 3100 hastaya bakıyorsunuz. Ama 3000'in altında hastası olan veya kaybı olan oldukça az. Yani şuradaki biraz önceki 17 saat belki bildiğimiz hesaplamalara göre 23-24 saat oluyor. Bunun sonucu ne? Görüşmeleri kısa tutuyoruz. Akut kronik ve kronik ihtiyaçlar karşılamaya yönelik planlamalar yapmıyoruz. Kronik bakım yönetiminde daha fazla sorumluluk kalacak hekim dışı personelimizde yok. Bir tane hemşiremiz, değerlerimiz var. Aile sağlığı elemanı ünvanıyla o kızcağızla veya o kişiyle hangisine yetişebilsin konusunda oldukça zorluyor. Yani bir ekip konusuyla ilgili ülke anlamında baktığımızda ciddi sorunumuz var. Ve bilgilendirilmemiş pasif bir hasta, yani kendi sorumluluğunu, kendi hastalığıyla ilgili sorumluluğun farkında olmayan bir hasta, tam bu konuyla ilgili hazırlığı olmayan bir ekip, eğer iki kişi bir ekip diye sayarsak ülkenin arasına baktığımızda ve bu ortam içerisinde hepimizin gerildiği, hastanın bir şekilde bir şeyler istediği, bizim ise bir şeyler vermek isteyip veremediğimiz, kendimizi rahatsız hissettiğimiz bir ortam. Halbuki aile hekimi ilişkiler temeline dayanan bir tıp disiplinidir. Eğer siz ilişkiler temeline dayanan bir tıp disiplininde ilişkileri gelen, ilişkileri rahatsız eden bir noktaya doğru gidiyorsanız, bir yerlerde bir sıkıntımız var demektir ve bunu doğru bir şekilde anlamamız lazım. Peki, bu kadar kararsızlık içerisinde hiç benim pozitif bir noktamız yok mu? Pozitif noktamız olmalı, olacak mı? O anlamda da yine bahçemizdeki küçük bir çiçeğin üzerindeki bir arı motifiyle beraber sizinle paylaşmak istedim bunu. Bu da bizim 400 metrelik bahçemizden. Kronik hastalık bakım modelinde 3 temel alan var. Birisi toplum, birisi sağlık sistemi ve birisi de hizmet sunan kuruluşun kendi içerisindeki oluşturduğu ağ. Yani birinci basamağı, ikinci basamağı, üçüncü basamağı kendi içerisindeki ağ. Ve bu 3 kurumun, 3 alanın 6 temel alanı tanımlanmış. Hizmet kuruluşları, kendi kendine yönetim, karar desteği ve klinik bilgi sistemleri başlığı altında. Ve bütün bunları eğer bir grafik içerisinde göstermek gerekirse böyle bir yapının olduğunu görüyoruz. Bir Amerikalı bir biz bunu eğer kendi şartlarımıza, kendi çalışma ortamımıza adapte edebilirsek, geliştirebilirsek, ben inanıyorum ki biraz önceki saydığımız sorunların önemli bir kısmını aşabilmek konusunda yapabiliriz. Bunun ayrıntısına girmek istemiyorum. Çünkü bugünkü konuşmamızın temel noktası bu değil ama ve bu emeği açılış konuşmalarını yapmak üzere Sempozyum Başkanı Sayın Profesör Doktor Esra Saatçı'yı davet ediyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Öncelikle değerli hocama çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleri, ittifakları için ama tabii ki katkısı olmadığı kısmına katılmıyorum. Hepimizin yetişmesinde, bu toplantıların bu hale gelmesinde kendisinin yıllarca süren emeği, katkısı hepimizin üzerinde haklı çok fazla. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, asistan ve öğrenci kardeşleri, değerli basın mensubumuz, geleneksel Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu'na hoş geldiniz tekrar.
Bu yılki temayı neden seçtik? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Yani çocuğumuz da bahsetti ve biraz sonra yabancı konuğumuz Belçika'dan Yurak temsilcisi Profesör Doktor Yan bize ayrıntılı bilgi verecek. Ama ülkemizde de durum gittikçe kronik hastalıklar konusunda merhaba. Ben öncelikle konumuzu sizlerle CVC aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Gerçekten Profesör Yan Ligri kendisi Belçika Güven Aile Hekimliği Departmanı'nda profesör unvanıyla görev yapıyor. Aynı zamanda Semlettaş Üniversitesi'nde de yarı zamanlı olarak bulunduğunu açıklayıcı, güzel sunduğu için çok teşekkür ederiz. Birkaç soru alabiliriz. Eğer Profesör Ünlü'ye sormak isterseniz. Evet. Mustafa Kemal. Yalnız mikrofonu alıp konuşursanız sevinirim. Konuşmayı Profesör'e bu doyurucu sunumdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim sorum konuşmasının başında belirttiğim hastalık genelinde bakım ve yaklaşımdan hedefe yönelimli bakım ve yaklaşım konusuyla ilgili olarak olacak. Şu an hali hazırda ki ortodoks bir düşündüğümüzde devasa bir organizma olarak
klasik bir düşündüğümüzde anladığım kadarıyla bundaki bu yaklaşım